Merhabalar, ben İbrahim Sungur, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2021 mezunuyum. Son TUS'ta 118. oldum 77 puanla. Şimdi size biraz TUS sürecimden ve TUS'ta ne yaptığımdan bahsedeceğim. Öncelikle ben TUS time'a 3. sınıfta kaydoldum ama TUS çalışmaya 5. sınıfta başladım. Ve online döneme denk geldik hani pandemiden dolayı ve bu süreçte açıkçası benim için çok faydalı oldu biraz pandeminin denk gelmesi. Çünkü ben dershanede sabah 8'de kalkıp gelebilen bir insan hiçbir zaman olamadım. Bu açıdan online sisteme geçişiyle yani bu konudaki tecrübesiyle TUS Time bana çok faydalı oldu. Bu konuda kendime çok teşekkür ediyorum. Dersleri tekrardan izleme şansımın olması ve istediğim saatte izleme şansımın olması benim için bulunmaz bir fırsattı. O yüzden 5. sınıftaki çalışmam kendi adıma çok kolay oldu. 5. sınıfta da zaten hani çok yüksek bir eforla çalışılmıyor ortalama olarak TUS öğrenciler arasında. Kendi kitaplarımı bir kez okuyup, bir kez doldurup, bir kez de tekrar etmiş oldum. Ve bir de tüm TUS sorularımı çözmüş oldum. 5. sınıfta aynı zamanda denemelere de girmeye başlamıştım ki bence TUS'un en önemli kısımlarından biri düzenli olarak denemeye girmek. Çünkü sonuçta bu çoktan seçmeli bir sınav. Sen yani konuyu istediğin kadar bilsen de önemli olan orada doğru şıkkı işaretleyip işaretleyemem. Bu konuda ilk girdiğim sınavdan son girdiğim TUS'a kadar tüm sınavlarım bende kayıtlıdır. Hepsinde tek tek notlar alır. Hani gerekli dersleri çıkarmaya çalışmışımdır. Bu açıdan özellikle öncelikle kendi dershaneniz ve girebiliyorsanız diğer dershanelerin sınavına girmek çok önemli. Ben aynı zamanda birinci yılın sonunda TUS'a da girmiştim kendimi deneme açısından. Bu girdiğim zaten 3. TUS. Bunu da öneririm insanlara çünkü çok faydası oluyor. TUS genel olarak bir tabudur ve insanlar biraz korkuyla bakar ama TUS istediği kadar zor olsa da sonuçta sınav herkese zor ve siz insanları geçmeniz gerekiyor, başka ekstra kişilere değil ya da fullemeniz gerekmiyor yani hiçbir zaman da TUS fullenemez. Bu açıdan kesinlikle TUS'a girmeyi öneririm hazırlanan kişilere ve şunu fark edersiniz yani TUS'ta böyle sorular uzaydan gelmiyor, kesinlikle çok zor sorular var ama zaten onları boş bırakmanız için soruyorlar ya da ekstra denk gelip çözerseniz. 6. sınıfa geçtiğimde ise kitapları daha önce okuduğum için hızım arttı. Yani daha hızlı, daha seri tekrar edebilme şansım oldu ki bu konuda TUS Time'ın özellikle temel kitaplarını yani çok beğeniyordum. Çok tekrar edebilir. Bu da hani size çok büyük bir avantaj kazandırıyor. Çünkü TUS'ta bir zincir vardır ve onu bozmadan sürekli belirli bir sürede kitapları ve bilgileri görmeniz gerekiyor. Ortalama bir yarı ömür olarak 30 gün varsayarsak 30 günde bir benim bir konuyu görmem lazım ki unutmayayım. Bu konuda TUS Time'a hani teşekkür ederim. Kitapları çok tekrar edilebilirdi. Bu online dönemde de ondan sonraki dönemde de hocalara ulaşılabilirlik olarak yani TUS Time'ı çok başarılı buldum. Ki bu konuda Bor Hoca'ya çok teşekkür ederim. Ne zaman hani yazsam sağ olsun dönüyordu. Aynı zamanda Selim Hoca'ya da çok teşekkür ederim. TUS Time'ın rehberliği açısından bana çok faydası oldu. Ne zaman istesem ulaşabiliyordum kendisine. Bunun çok faydası oluyor. Çünkü hiç hazırlanmamış biri için TUS derya deniz oluyor ve daha önceden hazırlanmış insanların tecrübelerini almak çok önemli. Senin yolunu çok kolaylaştırıyor. Yoksa herkes alıp bir kitabı baştan sona çok rahat okuyabilir. Belirli belki üstünde insanlarız. Ama yani başkasının tecrübesini alınca ya da başkası sana nasıl çalışılacağını gösterince yolu çok daha kolay oluyor. Bu konuda da rehberlik açısından TUS Time'a çok teşekkür ediyorum. 6. sınıfın sonunda yani benim için bu Şubat oldu. Şubat'ta mezun oldum. Bu süreç yaklaştıkça hem artan stres seviyesi hem de son dönem çalışma temposu olarak çok farklı bir döneme giriliyor. Bu konuda işte kitaplarınızı hakimiyetiniz çok önemli. Kitaplarınızı nasıl modifiye ettiniz kendiniz açısından. Ve hani o dönem yegane fark ettiğim kitabın cidden tekrar edilebilir olması lazım. Her bilginin yazması ya da her şeye referans olması çok da önemli bir şey değil. Çünkü her şeyi yazsa da siz unutabilirsiniz. Ve okuduğunuzun
biraz da sizin yüzünüze vurulması lazım. Onu görmeniz lazım. Son bir aydaki süreçte de ben yani açıkçası anksiyete krizlerim çok fazla oluyordu. Hani yetiştiremeyeceğim, yapamayacağım tarzı. Ama işte dediğim gibi burada TUS'ta önceden tecrübeli insanlarla konuştuğumuzda, ben yine rehberlik hocamla konuşuyordum TUS'tan'daki, Selim Hoca sağ olsun. O da çok hani yardımcı olurdu, bunların bazılarının doğal olduğunu, öyle ya da böyle neler yapabileceğimi anlatırdı bana. Ve bu süreçte arkadaşlarımızın olması da çok önemli. Onlarla beraber çalışınca unutmanın fizyolojik olduğunu ve yani onlar da insan, siz de insansınız. Sonuçta bu sınava insanlar giriyor algısından kopmamanızı sağlıyor. Bu süreçte desteği olan öncelikle TUS'tay mahallesine çok teşekkür ederim. Hani ne zaman istesem ulaşabildiğim için, ki benim de zaten bir dershaneden yegane beklentim kitaplarına güven ve kendilerine güvendi. Bunu sağladıkları için teşekkür ederim. Onun dışında TUS'la beraber hazırlandığım arkadaşlarıma teşekkür ederim ve Selim hocama çok teşekkür ederim bu konuda.